Nisa suresi 58. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah size mutlaka emanetleri ehlinize vermenizi emreder buyurulur. Efendim emanet dediğimiz şey bir insanın maddi veya manevi bir şeyi bir başkasına gönül rahatlığıyla bırakabilmesi ve aynı şekilde geri almasıdır. Ve emanet dediğimiz zaman bu emanet hem Rabbimize, kendimize ve topluma olmak üzere üçe ayrılır. Rabbimize olan emanetlerimiz bizim kulluk vazifelerimizdir. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği o nimetler karşısında ki bu nimetlerden en önemlisi de canımızdır ve bu can bize bir emanet edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın uğrunda bu ömrü tüketmektir. Kendimize karşı olan emanette bizim Cenab-ı Hakk'ın istediği şeylerden bize faydalı olanı, o bize emrettiklerini alıp bizi yasakladıklarından kendimize zarar verecek olan hususlardan uzak durmamızdır. Ve topluma karşı olan emanetimiz de bir başkasının bizden zarar görmemesi, her daim bizden emin olarak bir güven içinde yaşamasıdır. Peki bu üstlendiğimiz emanetlerin hepsini nasıl ehline teslim edeceğiz? İşte bugün Cuma sohbetinde bu konuya değineceğiz. Çok kıymetli Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte. Ancak evvela gönüllerimizin, kalplerimizin pasını silelim. Kur'an-ı Kerim tilavetine kulak verelim. Şöyle bir silkelenerek, Bismillah diyerek sohbetimize başlayalım. Sonrasında inşallah Emrullah hocamla birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Efendim Kur'an-ı Kerim tilaveti için Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış hocamız her hafta olduğu gibi bu haftada bizimle birlikte. Kıymetli hocamızın o güzel sesine dinleyelim ve canı gönülden şöyle kalplerimizin tasfiye olmasını için hocamızın o güzel sesine kulak verelim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Es-sa'idu billah, bismillah. Ve izâ kuri'el Kur'an fes-semi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ قل الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل من يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل من يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم نصير. صدق الله العظيم.
El-Fatiha. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Rabbim cumanın feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evvela Kur'an-ı Azimuşşan'ı şanına yaraşır bir şekilde tilavet ederek kalplerimizin, gönüllerimizin huzur bulmasını sağlayan Büyük Çamlıca Camii İmam-ı Hatibi İshak Danış Hocamız bizimle birlikte. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Nasılsınız hocam? Rabbim daha iyi etsin. Ahirette yüzümüzü kara çıkaracak amellerden uzak kalmayı cümlemize nasip eylesin. Amin hocam. Amin. Cümlemiz. Efendim bir başka kıymetli hocamız Sultanahmet Camii Emekli ve Emektar İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu hocam bizimle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş gördük, safa bulduk. Elhamdülillah. Her zaman ve her halde küfür ve dalalet hariç. Elhamdülillah. Rabbim daha iyi etsin hocam. Evet, cümlemizi. Mübarek Cuma bayramımızdan en güzel şekilde istifade etmeyi hepimize lütfeylesin. Amin. İstikamet üzere, daima ama daima istikamet üzere olmayı nasip eylesin. Amin hocam. Geçtiğimiz hafta hocam, Festaqim kema ümirt ayet-i kerimesini işlemiştik. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i celilesinden bahsettik. Şimdi tabii onun devamında ki ayette hocam, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani zalimlere meyletmeyin. Buna da kısmen değindik ama tam manasıyla değinme fırsatı bulamamıştık. Vaktimiz yetmemişti. Şimdi insan bir zalime meylettiği zaman hocam kalpten kalbe bir akış gerçekleşir. Ve gittikçe farkında olmadan o zalime benzemeye başlar. Ve dolayısıyla da kendisi de zalimlerden olur. Haliyle emanete karşı bir isyan hareketi de başlatmış olur. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği emanete karşı bir isyan hareketinde bulunmuş olur. Dolayısıyla bu minvalde bakacak olursak kıymetli hocam, zalimlere meyletmeyin hitabında Cenab-ı Hakk'ın özellikle bu ayet-i kerimeyle, Hud suresinin 113. ayet-i kerimesiyle bize vurgulamak istediği başka mesajlar nelerdir hocam? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. İsterseniz 112. ayet-i kerimeye tekrar bir cümleyle de olsa dönelim. Evet. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şeyyebetni suratu hudin ve ahavatuhâ. Beni Hud suresi ve kardeşleri, benzerleri ihtiyarlattı, yaşlandırdı derken kastettiği geçen haftaki mevzumuzun ana esasını oluşturan 112. ayet. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Evet. Bu tabii ki hayatın bütününü içine alan bir sorumluluk yüklüyor. Festakim kema umirt. Ne yani bir alanda, sınırlı bir alanda size bir görev verilmiş. O görevi hakkını vererek yaparsanız istikamet üzere sayılırsınız. Ama evet, sınırlı bir alanda. Halbuki hayat sadece sınırlı bir alanla açıklanamayacak kadar geniş bir muhtevaya sahiptir.
hayatınızda karşılaşabileceğiniz her şeyle alakalı Allahu Zülcelal size bir hayat dini indirdi. Böyle bir ilahi kanununu yürürlüğe koydu. Festakim evet. Keme umirt emri içerisinde her şeyin var olduğunu biliyoruz. Her işte dost doğru olmak. İtikadat dediğimiz evvela Allah'a imanla başlayan iman esasları. İbadet dediğimiz. İbadet ki hayatta bulunuş gayemizi anlatırken bize Kur'an-ı Kerim Allah'a kulluk kelimesiyle değil mi? Evet. Ubudiyet kelimesiyle anlatıyor. Onun içerisinde dar anlamda yer alan ibadetler. Tamamı. Beş vakit namaz başta olmak üzere ve diğerleri. Bütün hayatımız boyu dışımızdaki varlıklarla, başta insanlar olmak üzere ilişkilerimizi en uygun, en hakkaniyete göre insani vasıfların icabı olan ahlak kurallarına göre yürütmemizi gerektiren bir yapı. Ki Efendimiz ben ahlakın en üstününü gerçekleştirmek için gönderildim buyurduğuna evet. göre ahlak esasları. İnsan ilişkileri, buna muamelat diyebiliriz. Aykırı hareket edenlerle ilgili cezalar, buna ukubat deniyor. Yani dinin tarifini bir bütün halinde yaparsak hepsi bunun içinde. Evet. Detaylandırırsak kitaplar, zaten malum kütüphaneleri dolduran kitaplarımız bu maksatladır. Şimdi bir taraftan böyle bir hayatımızın tamamını kuşatan bir ayet-i kerime ile bize bir talimat verilmiş. Çünkü festakim kema umirt, tekrar hatırlayalım. Sadece Hazreti Peygamber'e yönelik bir talimat değil. وَمَنْ تَابَ مَعَكْ Yani küfür cephesini terk etmiş. Tövbe edip. Senin davetine tevbe ile icabet etmiş olanlar da فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ emrinin muhataplarıdırlar. Yani bizler. Evet. İman ettiğini söyleyen herkes. Allah iman ehlini istikamet üzere yaşayanlardan eylesin. Amin. Bundan mahrum olanlara da Rabbim hidayet nasip eylesin ki onlar da bu rahmet Amin. Dinine gelsinler, girsinler, istikamet üzere yaşasınlar ve ebedi ahiret hayatını cennete, ahiret hayatının cennete dönüştürülmesine vesile olsunlar. Fakat tabii Allah'ın dininin temel yapı olarak baktığımız zaman muhatapları, dinin muhatabı insan. Muhatapları insanlar. Bütün insanlar Allah'ın dinini hemen ilk duyduklarında kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Evet. Çünkü müthiş bir düşman var. İmtihan gereği şeytan gibi bir düşmanı var. Onun da bütün çabası, bütün gayreti insanları evvela Allah'a imandan yoksun bırakmak. Sonra ibadet, iman olmayınca ibadet olsa bile bir anlam ifade etmiyor. Yani ilahi nizamı Allah'ın dinine aykırı hareket etsin diye elinden gelen bütün imkanları seferber eden bir düşman. Evet. O düşmanın da algı operasyonlarına mahkum olan insanlar oluyor. İşte bunu da dikkate aldığımız zaman böyle bir düşman karşısında insan zaman zaman hatalar işleyebilecek, kusurlar işleyebilecek. Ondan kurtuluşun yolu nedir? Zaten Hazreti Peygamber'in davetine nasıl icabet ettiler? Küfrü bıraktılar, tövbe. Cahiliyeyi bıraktılar, tevbe ettiler ve teslim oldular. Evet. Bunun örneği de zaten babamız, annemiz. Hazreti Adem ve Aleyhisselam ve Havva validemiz. Onlara bile etki yaptığına göre şeytan onların çocuklarına haydi haydi o etkiyi yapabilecek. Ama kurtuluş yolu var mı? Var. Tevbe etmek, yanlıştan dönmek. Onun için ayet ve men tâbe me'ak sana tabi olanlar dedikten sonra
yine orada durmuyor. وَلَا تَطْغَوُ Bütün insanlara hitaben sakın o şeytanın oyununa gelerek tuğyan etmeyin. Baş kaldıranlardan olmayın. Asilerden olmayın diyor. Evet. Devamındaki ayet bakın geliyor böyle. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Şimdi şeytanın insan olarak yardımcıları kimlerdir? Davetine icabet edenlerden oluşan ve Kur'an ifadesiyle şeyatinul insi vel cinni ayetinde de insan şeytanı tabiriyle ifade olunanlar yine insanların bir kısmı. Evet. Şimdi ona göre anlıyoruz ki biraz önce siz bir girişte söylediniz. Yani insan bir tarafa meylettiği zaman zaman içinde alışkanlık oluşuyor. Hatta bir hadis-i şerifi de hatırlayalım isterseniz. Kişi el mer'u ala dini halilih diyor. Arkadaşının dini. Kişi dost, arkadaş seçtiğinin dini üzere olur. Şimdi siz gene bir temel kuralı hatırlayalım. Dari küfürde ikamet edebilir misiniz normal şartlarda? Küfür diye, küfrün hakim olduğu bir dünyadan bahsediliyor. Evet. Tamamıyla iman ehline hayat hakkı tanımayan bir küfür hayatı. Küfrün egemen olduğu, iman edenleri işte o Firavun düzeninde olduğu gibi baskı altına aldığı zulüm uygulamalarıyla eğer içlerinden Allah'ın peygamberinin davetine uymak isteyenler varsa onlara da en acımasız zulüm uygulamalarının yapıldığı bir dünya. İslam ahkamının asla geçerliliğine fırsat vermeyen bir dünyada bir Müslüman yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Niye? Çünkü yaşadığı takdirde işte buradaki ölçü yani onlara meylettiği zaman zaman içinde onlara ayak uydurur. Ayak uydurması ne demek? Yani şey gibi düşünelim, bu bizim Covid tecrübemiz var ya, Covid mikrobu kime bulaşıyorsa nasıl onu ölüme götürecek kadar bir tehdit alanı içerisine çekiyor. İşte küfür daha büyük bir tehlikedir. Covid'le ölürsünüz, Allah bu yolla ölenlere de rahmet eylesin. Amin. Şehit olursunuz imanınız varsa. Ama küfürle ölürseniz ebediyen cehennemlik olursunuz. Allah korusun. Onun için bakın ilkeler konmuş. Küfrün egemen olduğu yere sen zaruret olmadığı, zaruret dışında gitmeyeceksin demek. Hangi küfürden bahsediyoruz? Allah'ın dinini tamamen yasaklayan, Allah'ın dinini yaşamak isteyenlere hayat hakkı tanımayan yapı içerisindeki bir ülkeden, bir vatandan bahsediyoruz. Ona diyar-ı harp deniyor. İslam'la savaşan. Değil mi? Evet. Şimdi bu kısıtlamalar niye konuyor? Çünkü oraya gittiğiniz takdirde onların kültürü, hayat anlayışı, inanç değerleri, ahlaki değerleri sizi de kuşatır. Evvela normal gelmeye başlar. Başlar. Hocam. Zaten ayak uydurursunuz, evet. Alışırsınız yavaş yavaş. Şimdi düşünelim, İspanya kaç yüzyıl İslam egemenliği altında iken daha sonra ne hale geldi? Buna dair o kadar çok örnek verilebilir ki, evet. O zaman nedir? İşte o tehlikenin yani geçmişte örneğini arayacaksanız o kadar çok örneği var ki, şimdi bu durumda وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ayeti ne kadar önem taşıyor çok iyi kavrayabiliriz. Yani. En az ölçülerde bile meyletmeyin diyor. En az. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ateş sizi yakalar diyor. Bu ateş nedir? Bu aslında küfür ateşi. Sizi yakalar. Zaten onun sonu da ebediyen kurtulamayacağınız bir ateşe dönüşür. O zaman bir de şu var. Siz mümin olduğunuz zaman Allah'ın koruması altındasınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Böyle bir durumda sizin Allah'tan gayri veliniz, dostunuz da olmaz. Zaten yoktur.
Allah'tan başka dostunuz da yoktur. Ama siz o dostluğu bir tarafa koyup da kafirlerin dostluğunu elde edeyim diye onlara meylederseniz, esas sizin dostunuzun himayesini de kaybetmiş olursunuz. Burası çok önemli, evet, değil mi? Evet. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا. Sonra dostluk kalmayınca ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ diyor. Artık yardım da göremezsiniz. Kimden? Yani. Allah tarafından. Şimdi hadise bu kadar net ortaya konduğuna göre, şimdi bir de şu açıdan olaya bakmamız lazım. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Meyletmeyin derken bir şeye sarılın demiş oluyor aynı zamanda. Değil mi? Evet. O da nedir? 112. ayettir. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ. Oraya meyletmeyeceğiz. Peki niye sarılacağız? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Yani bir kısmınız sarılırken bir kısmınız gidip de bugün pek çok örneğini gördüğümüz, evet, gibi kafirlerin kuyruğuna yapışmasın. Onların dünya görüşüne meyletmesin. Kıblemiz belli müminlerin. Onu bırakıp da onların oluşturduğu cazibe merkezlerini kıble edinmesin. Çok manalar bu ayetlerin içerisine konabilir. Peki o zaman ne olacak? Elimize sunulmuş bir hayat modeli, bir hayat kanunu var mı yok mu? Var. Var. Nedir o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. İndirilmiş bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberlere indirilmiş dindir o. Allah inancıyla, evet, temellendirilen din. Ve o dini yaşayarak bize de örneklik teşkil eden peygamberler. O dinin diğer ifadesi nedir? Emanet. Evet. Allah'ın bizdeki en büyük emaneti nedir? Allah'ın dinidir. Başta iman esasları, gene dönüyorum, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ çerçevesinde bir tekrar belki ama başta iman esasları olmak üzere. İbadet esasları, ahlak ilkeleri ve muamelat. İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen esaslar. Aykırı davrananlara da insan haklarına tecavüz noktasında haddini bildirecek kurallar. Onlara, evet, da ukubat deniyor. Canına kastederseniz bunun bir karşılığı olacaktır dünyada. Elbet. İşte o ceza kanunu dediğiniz madde ise ukubat içinde bunlar var. Irzına yönelik bir tecavüzde bulunursanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Malına yönelik bir tecavüzde bulunursanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Şimdi bu nedir? Bu bir nizamdır. Bir hayat nizamıdır. Ve bu size Allah'ın en büyük emaneti olarak indirilmiştir. Şimdi isterseniz festakim keme ümit bağlantısı, kafirlere meyletmeyin. Ama hangi kafirlere? Bakın orası da çok önemli. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا diyor. Zalim olan. Zalim olan. Ha öbür yandan Kur'an'a baktığımız zaman وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ diyor. Kafirlerin tamamı zalim kelimesiyle anlatılıyor aynı zamanda. Başka bir ayete وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Başka bir ayet fasıkların ta kendileridir. Başka bir ayet zalimlerin ta kendileridir. Aynı mahiyette. Bak zulüm kavramı bazen eylemle alakalıdır. Evet. Bazen itikadiyatla alakalıdır. Birisine dedik kafirler diyor. Birisine ne diyor? Fasıklar diyor. Fasık ne demek? Dinin kurallarını çiğnemek suretiyle. Büyük günah işte yani. Büyük günah sayılan işleri yapanlar. Öteki de nedir? Birisi de zalimlerdir diyor. Niye? O kurallara uymadığı zaman mutlaka zulmedecektir. Başkasının canına tecavüzle bu zulmü gösterecektir. Evet. Malına tecavüzle bu zulmü gösterecektir. Irzına tecavüzle bu zulmü gösterecektir ki yine bunun çok pek çok örneğini görüyoruz. Yani ülkeler niye işgal edilir? Bugün hala bugün burnumuzun dibinde bizim başımızın belası olmuş. Suriye'yi paramparça etmiş, mahvetmiş. Irak'ı mahvetmiş.
Afganistan'ı mahvetmiş. Girdiği her yeri mahvetmiş. Filistin'i bakın, Filistin'i mahvetmiş, perişan etmiş. Orada bir terör devleti kurmuş. Onunla yetinmemiş. Bizim burnumuzun dibinde de bir terör devleti kurdurmanın mücadelesini veriyor. Yıllardır bu mücadeleyi evet. veriyor. Şimdi bu nedir? İşte zalimler, istilacılar, aklınıza ne geliyorsa. Yani yanaşırsanız sizi yakar. Zaten öyle diyor. Bak ne diyor? Meyletmeyin, meylederseniz sizi ateş yakalar diyor. Sen Amerika ile aramı iyi tutacağım diye Amerikan çıkarlarının bekçiliğine soyunur isen bu tercihin seni mahvedecektir, yakacaktır. Dünyada da yakacaktır, ahirette zaten ebediyen Allah korusun yani. Ahirette de yakacak bir ateşe soyunuyorsun. Bir ateşi tercih ediyorsun demek. Evet. Bak burada müthiş bir tercih mesajı var. Kafiri tercih etmeyeceksin. Hiçbir işinde. Faydalı ilim, bak ne diyor? Nerede bulunursa alınır. Bak ilim. İlim, ilme bir damga vuramayız. Yani ilim şöyle kötüdür diyemeyiz. Hı hı. Nerede bulursan al diyen bir dinin mensubiyeti içerisinde. Zaten ilim, alim kimin ismi? Allah'ın ismi. İlim sahibi dediğimiz zaman hep övülen peygamber varisleri alimlerdir değil evet. mi? Bir evet. defa ilme karşı bir tavır olmaz. Ya nereye karşı bir tavır? Bilgiyi bile insanlık aleyhinde kullanan. Atomu bulmuş. Kim için bulmuş? Kimi yok etmek için? İnsanları yok etmek için. Bunu uygulamış mı? Uygulamış. Japonya'ya atmış. Yüz binlerce insanı mahvetmiş mi? Etmiş. Bunun dışında diğer ürettiği silahlarla girdiği ülkelerde milyonların canına mal olmuş mu? Olmuş. Bu istila, bu işgal. Ya bunu anlatıyor bize. Bunlara meyletmeyin diyor. Kim diyor? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kime diyor? İman edenlere diyor. İman etmeyenlerle alakalı burada bir şey zaten biz konuşmayız. Çünkü muhatap olan ve de sıkıntıya düşen iman edenlerdeki yanlışlardır. Evet. İman edenleri mahvediyor. İspanya'yı yeniden bir küfür ülkesine dönüştüren İman edenlerin yaptığı yanlışlardır. Buna çok örnek ver. Girit ne haldedir şu anda? Girit bir İslam adası idi. Evet. Değil mi? Balkanları düşün böyle. Balkan ülkelerini düşün. Rusya'nın belli bölgelerini düşün. Hep kayıplardan bahsedebiliriz. Üzülerek tabii. Camilerin nasıl ahır haline getirildiğini, nasıl meyhane hale getirildiğini, nasıl depo haline getirildiğini, İslam'a uymayan meselelerin uygulama alanı haline getirildiğinin örneklerini çok biliyoruz. Belgrad'da 370 civarında cami vardı. Şimdi bir tane cami var. Bunlar bize ne bunlardan diyemeyiz. Diyemeyiz kesinlikle. Evet. Dolayısıyla velâ terkenûden bak nereye geldik. Şimdi bizi o halden kurtaracak olan şey nedir? Tercihin doğru yapılmasıdır. Nedir o? Allah'ın indirdiği emanete sahip çıkmanın gerektirdiği sorumluluğumuzu ortaya koymamız lazım. Şimdi onunla alakalı ayeti de görelim isterseniz. Evet, o ayet nedir? O ayeti kerime şeyde. İnna aradnal emanete alas semawati vel ardı vel cibal Ahzab suresinde. Bu sure-i celilenin 72-73. Ayetleri. Burası çok ama çok önemli. Tabii vaktimizi değerlendirirken diğer ayetlere de yer vermemiz gerekecek konuyla ilgili. Evet. Onu da siz müdahale edebilirsiniz. Burada ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Biz emaneti arz ettik. Ne demek arz ettik? Hammalı çağırırsın, hazır yüklersin. Bir eşya vardır. Şunu buradan al, oraya götür dersin. Evet. Değil mi? Arz ettik, taşısın diye diyor. İnna aradnel emanete. Nereye? Ales semavat. Semalara. Göklere. Daha nereye? Göklere. Daha nereye? Yerlere. Daha? Vel cibali. Dağlara. Dağlara. Ama ne yaptılar diyor?
Bu kabul edemedi. Bunu kabul edemi yüz çevirdiler ve bunu taşıyamayız. Bunun sorumluluğu altında, yani adeta onlar dile getirilmiş, cevap vermiş gibi, değil mi? Bir evet. Canlandırılmış bir şey. Feebeyne en yeşfikne. Korktular. Müthiş bir ağırlığı var. Yani eğer bizim gibi olsalar herhalde bunu bundan daha güzel ifade edemezlerdi. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ diyor. Ama bu emaneti kim üstlendi, yüklendi? İnsan. Hamal diyoruz, yüklenen değil mi? Kim yüklendi bunu? İnsan. Yüklendi. Şimdi burada önemli bir mevzu var. Her şeyin taşıma istidadı var. Her şey, her şeyi taşıyamaz. Mesela deniz, İstanbul'da var, etrafımızda var. Evet. Denizin üzerinde bir takım varlıklar yüzüyor. Şimdi denize bir demir parçası atarsanız, taşır mı? Sadece o demir olarak taşımaz. Taşımaz, batar. Batar. Ama bir tahta atsanız, tahta batmaz değil mi? Evet. Şimdi nedir bu? Birini taşıyabilir, birinin örneği, taşıyabilirin örneği tahta, ötekinin demir. Demir. Onu taşıyamıyor ama birikini taşıyor. Yani bir şeyin istidadı dediğimiz şey. İnsan bazı şeyleri yapabilir, yaratılışında bu vardır, bazılarını yapamaz. Şimdi insana gelince, insanın böyle bir emaneti taşıma istidadı vardır. Kabiliyeti vardır. Hı hı. Hılkatinde bu var. Böyle olduğu için de Allah bu emaneti kime indirdi aslında? İnsana. İnsana indirdi. Bu oluyor. Neticede bu oluyor. Evet, gelen vahiylere baktığımız zaman, seçilen peygamberlere, aracılara, aracı peygamberlere değil mi? İnsanla Allah arasındaki, hatta hani Cebrail aleyhisselam var ama kime geliyor? Bir insana mutlaka. Yani Adem aleyhisselamdan başlayarak. Niye? Bu emaneti taşıyabilir olduğu için. Ama herkes taşıyabilirim ben diyerek bu işe sarılıyor mu? Niye Hayır. sarılamıyor? Şeytan gibi bir düşman da var. İmtihan gereği evet. böyle bir düşman da var. Bir de kendi iç dünyasından bir nefis var. Kaleyi içten fethedebilir şeytanla ittifak kurduğu zaman. Yani o emaneti taşırken zaman zaman emanetin altında kalabiliyor hocam. Kalabiliyor. Neden? Onun nedeni de nedir? Bir nefsi, bir de şeytan. Şeytan. Şeytan ve nefis orada ittifak oluşturur ise bu zaman bu insanın aleyhine dönüyor. Emanet karşısında görevini yapması gerekirken görevini yapmayan bir konuma itiliyor. Bunu da hangi evet. ayette görüyoruz? Neydi ayetin devamı? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsan yüklendi ama zalumdur, cehuldür diyor. Yani zulmeder. Nasıl zulmeder? İşte görevini yapmadığı zaman, ihmal ettiği zaman hani kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ demişlerdi ya. Hazreti Adem Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam ve annemiz biz ne Tövbe dediler? Nefsimize zulmettik. O zulümle neyi anlattılar? Şeytanın algı operasyonuna bir kere de olsa geldik. Kandık. En büyük haksızlık yaptık diyor. Evet. Kendimize yaptık diyor. İtiraf, bir insanın itiraf örneğidir de bu aynı zamanda. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Yani bize merhamet etmezsen ve bizi bağışlamayacak olur isen ebediyen ziyana uğrayanlardan oluruz. Anladılar meseleyi, zaten anlama konumunda idi çünkü ilk peygamber. O zaman ne yaptılar? Tevbe ettiler. Allah'tan af dilediler. Bize de bir yol gösterdiler. Sizi de bu şeytan kandırabilir. Bir defa bunun örneği var. Bak, bizde yoktu, sizin için bir örnek var. Şeytan sizi kandırmak için zaten bütün elinden geleni yapacak. O zaman sakın kanmayın. Ha kandınız, bunun yolu var. Kurtuluşun yolu nedir? Tevbe edin, tevbe. Allah'a dönün ve kurtulun. Şimdi ayetin devamına bakıyoruz. 73.
Ahzab 73. Yani evet. En son ayet. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah münafık erkeklerle münafık kadınları cezalandıracak diyor. Cezalandırır bu şeyin sonu. Bu zulmün, bu cehaletin yani üstlendiğiniz şeyin ne olduğunu, onu taşımanın sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu dikkate almadığınız zaman hem bir cehalet, niye dikkate almıyorsunuz? Onu tanıma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Kur'an inmiş ama hiç bağlantı kurmak istemiyorsunuz. Adeta bana ne diyorsunuz? Bunun sonunda ne göreceğinizi umuyorsunuz? Kur'an'ın reddedildiği bir hayat zaten küfrün istediği bir hayattır. Böyle evet. Bir hayatın sonunda siz neyi umuyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Onun için ne diyor? Bak insanlar kaç gruba ayrılmış oluyor bu emanet karşısında? Bir münafıklar diyor. Devamında vel müşrikine vel müşrikat. Allah'a şirk koşan erkekler ve Allah'a şirk koşan kadınlar diyor. Müşrikler. Allah onları bu yüzden cezalandıracaktır diyor. Evet. Bu emanetin gereğini yapmadıkları için, buna sahip çıkmadıkları için, bunu reddettikleri için. Birisi de maskeli. Aslında reddediyor ama zahirde maskeli kendimi kurtarıyor. Kabul ediyormuş gibi gösteriyor. Gösteriyor. Onlar da kimdir? Münafıklardır. Demek ki burası da çok önemli. Bak iki kavramı kullanmış. Sonra neyi kullanmış? وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Emaneti kabul etmiş. Emanetin farkında. Onu tasdik etmiş. Ama her insan aynı görev şuuruyla emaneti sahip çıkamamış olabilir. Evet. Bunu da Fatır suresindeki bir ayet aslında bize anlatıyor. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Şimdi Allah'ın kitabından bahsediyor değil mi? Evet. O kitaba mirasçı yaptık diyor. اِصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Kullarımızdan seçtiklerimizi. İşte onlar kimlerdi? Müminler. Ama hepsi %100 tam vazife yapabilir mi? Hayır. Yapabilmiş mi? Yapamıyoruz zaten. Hepimiz evet. Öyleyiz. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Gene bak. Nefsine zulmedenler. Nasıl? Kitaba inanmış. Kitaba inanmış. Kitabı kabul etmiş. Ama gereklerini yapmada yanlışlar yapıyor. Şeytana gene kandığı zaman o yanlışları yapıyor. Ama bir kısmı da var ki yani hakkaniyet sahibi adaletli davranıyor, emirleri yerine getiriyor, yasaklardan kaçınıyor değil mi? Ama bir kısmı da var ki ve minhum sabikun bil hayrati biiznillah. Allah'ın izniyle hayırda hep önde yürüyenler. Yani Allah'ın dinini yaşamakta örnek alabileceğimiz şahsiyetler. En başta peygamberler ve o peygamberlere onların ahlakına uygun örnek alarak yaşayanlar, bunun gayreti içerisinde olanlar toplumda önderler diyebileceğimiz evet. Kimseler. O emaneti en güzel şekilde taşıyanlar. Ama dikkat edersek feminhum zalimun li nefsi dediği de gene bu şeyin içinde. Şimdi bak yuadziballahul munafikina vel munafikat vel müşrikina vel müşrikat ve yetubullahu alel mu'minina vel mu'minat diyor. Yani mümin erkeklerle mümine hanımlar diyor. Bak bu ifadeyi bizzat kullanan Allah. Evet bunlar hata işliyorlar. Hepimiz için söz konusu. Onları da bağışlamak için. Bak emanet karşısında biz azaba mahkum edilecekler var. Evet. Münafıklar ve müşrikler, kafirler. Bir de affa mazhar olacak olanlar. Onlar da kabul etmişlerdir, inanmışlardır. Ellerinden geldiğince yaşamanın gayreti içinde bulunuyor olsalar da zaman zaman şeytanın tuzağına düşüyorlar. Ama Allah onları ne yapacaktır? Çünkü imanda samimidirler. Evet. Böyle zevk olsun diye yani şeytanı memnun edelim diye bir hatanın içinde olma gayreti içinde değiller. Yaptıkları günahlarla övülenler değiller. Tam tersine üzülenler, mahcup olanlar. Yani bir acziyet içinde hocam. Devamlı Cenab-ı Hakk'a karşı
ve insanlara karşı o festakim kema ümirt emrolunduğun gibi dost doğru olmaya çalışanlar, o kişiler. Ha, arada bir o doğruluktan ayrılabilirler. Çünkü insandır, hata edebilir. Ancak ameli eksikler burada olan, söz evet, konusu. Evet hocam. İtikadi ancak, eksik yok, ameli eksikler. Ameli anlamda ve ancak asıl olan da işte o doğruluktan ayrıldığını idrak ederek hemen tekrardan o sırat-ı müstakim üzere, doğru yol üzere olabilmektir. Diyelim bir araya gidelim gayreti hocam. İçinde bulunanlar, evet. Adem Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Bir araya gidelim hocam, aradan tamam. Sonra devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, Cuma sohbetinde kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Efendim, Cuma sohbeti programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sultanahmet Camii Emekli ve Emektarı İmam Hatip Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte emaneti ehline teslim etmek konusunu işlemeye devam ediyoruz. Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah size mutlaka emaneti ehline teslim etmenizi emreder ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder buyuruluyor. Şimdi bu açıdan bakacak olursak emaneti ehline teslim etmek nasıl mümkün olur hocam? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi isterseniz o emanetin nasıl bir tercih ile teslim edildiğini öncelikle Allah'ın dinindeki yeriyle değerlendirelim. Evet. Emanet dağlara, göklere, dünyaya taşısın diye teklif edilmiş, arz edilmiş ve onlar taşıyamayız diye yüz çevirmişler. Kim üstlenmiş? İnsan üstlenmiş. Ama üstlenen insan bu emanetin taşınmasında riayet edilmesi lazım gelen esasları bir bütün halinde dikkate almadığı için önemli bir kısmı bu emanete ihanet sayılacak bir yolu seçmişler, bir tercihte bulunmuşlar. Ona evet. Da ayet ne diyordu? Ahzab suresinin 73. ayeti. Münafıklar, münafık olmuşlar, müşrik olmuşlar. Münafık tavrı ve müşrik tavrı sergilediklerini bildiriyor. Bir de mümin tavrı sergileyenleri de orada bize zikrediyor. Şimdi o noktadan baktığımız zaman müminlerin örneği kimdir? Örnek alacakları en büyük şahsiyet kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse Allah'ın emaneti, Allah'ın dini olduğuna göre, inanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları, muamelat ve hayatla ilgili bütün esaslarıyla birlikte düşündüğümüz zaman emanet nedir? Allah'ın dinidir. Peki bu din kime indirilmiş? İlk muhatabı kimdir? Bizim zamanımız itibariyle en ekmel şekliyle El yevme ekmeltu lekum dinekum ayetiyle de bildirilen bu emanet kime indirilmiştir? Bütün peygamberlerin imamı olarak da evet. Tanıtılan ve de bütün peygamberlerden yetiştiğiniz zaman eriştiğinizde ona iman edeceğinize dair söz verin. Yardımcı olacağınıza dair söz verin diye Allah'ın kendilerinden söz aldığı, ahitleştiği peygamberlerin hepsinin Peygamberimiz Efendimiz'i eğer zamanlarına yetişmemişse geleceğinin haberini daha sonrakilere vererek, onun yolundan yürümelerini isteyerek görevlerini yaptığı peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ali İmran suresinde وَاِذْ اَخَدَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ diye başlayan ayet bunu bize çok net anlatıyor. Evet. O zaman emanetin kendisine teslim edildiği zat bütün peygamberlerin imamı, İmamul Enbiya diye de bildirilen ve Miraç'ta da peygamberliklerin ruhaniyetine imamlık yapan, yaptığı bildirilen peygamberimiz. Vasıflarına bakalım. Emanet bu vasıflardan, bu sıfatlardan birisi mi? Evet, birisi. Başka birisi?
Sıdk. Doğruluk. Doğruluk. Başka birisi? Fetanet. Fetanet. Zeka ve aklı selim sahibi olmada emsalsiz örnek. Başka? İffet. Değil mi? Evet. Şimdi bakın, bu vasıflar peygamberlerin vasıfları. Ama bunların içinde bir tanesi var ki peygamber olmadan bile Hazreti Peygamber'in hayatında yer almış. Yani yarın peygamberliğini ilan ettiğinde onu mahcup edecek hiçbir şeye onun hayatında yer vermemiş Allah Celle. Dürüstlük abidesi olduğu için de ona daha peygamber değilken etraf ne diye bakıyordu? Emin diye bakıyordu. Emanet, emin, emniyet kelimeleri aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Peygamberlerin temel bir vasfı da bu. Efendimizin peygamber olmadan bile kazandığı bir vasıf ama aynı zamanda peygamber olduğu için de temel vasfı en başında ne gelir? Emanet. Evet. Böyle baktığımız zaman Allah'ın en kıymetli bir değer olarak, bir nimet olarak bize lütfettiği din emanetini taşıma ehliyeti gerekli. Bunu da nerede görüyoruz? Peygamberlerin vasıflarında bu ehliyetin maddelerini görüyoruz. O zaman evet. Onun dışında bu emaneti taşıyacaklar da aranacak vasıflar da tıpkı peygamberimizde mevcut olan vasıfların benzerleri olacaktır. Emaneti ehline veriniz diyor, değil mi? Hı hı. İşte bu ehliyet şartlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bir emanetin ne olduğunu, bir de emaneti kime teslim etmek lazım geldiğini. Emniyet, emanet iç içe. Emin olmasaydı peygamber, emanet ona verilebilir miydi? Hayır. Ona Allah'tan aldığı vahiyleri getiren Cebrail aleyhisselam nasıl anlatılıyor? Cibril-u emin. Öyle değil mi? Evet. Emin Cebrail. Cibril-u emin'den geliyor. Kime? Emanet temel vasfı olan Hazreti Peygamber'e. O zaman nitelik nasıl bir şey olacağı da gayet net biz anlamış oluyoruz böylece. Bu durumda emaneti ehline verin derken o emanet kelimesinin kapsamına tekrar bir bakalım. Evet. Dinin itikadiyatı var mı bunun içinde? Var. Var. Dinin ibadetleri var mı bunun içinde? Var. Var. Dinin ahlak kuralları var mı bunun içinde? Var. Var. Dinin hayatla ilgili insanların haklarını korumakla alakalı bütün maddeleri, yani ona muamelat diyoruz. Hı hı. Hatta o haklara tecavüzle bağlantılı olarak öngörülen cezalara da caydırıcı, önleyici cezalar, buna da ukubat deniyor. Dinin bu tarafına da baktığımız zaman. Peki vasıflar böylece ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor. İşte emanet dediğimiz şeyin bu ana yapısını gördüğümüzde gözden kaçırmamamız gereken bir başka hakikat daha var. Soru şu Hasan Basri Bey. Hazreti Peygamber devlet kurmak için mi geldi? Soru. Dini, İster üniversite sorusu olarak evet, düşün. Dini tebliğ etmek için. Yani bugün siyaset arenasında partiler seçim ortamında yarışıyorlar. Niye yarışıyorlar? İktidar devleti olabilir. Yönetmeye talip oldukları için. Evet. Hazreti Peygamber de yani böyle partilerden birisinin, haşa yani, yaptığının benzerini yapmak için mi peygamber olarak kendini ilan etti? Hayır. Hayır. Dini en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için. Ha, gelelim. Böyle olduğuna göre zaten ona teklif etmediler mi Mekke'deki müşrikler? Ettiler. Ettiler. Rüşvet, rüşvetleri bugün piyasada rüşvet, siyaset rüşvetlerinden geçilmiyor. Bu da inkar edilmez bir şey değil mi? Kumpaslara dönmüş. Ahlaksızlığın, dip yaptığı ahlaksızlığın en kötü şekilleri
kazanmanın yolu olarak baş tacı edildiği günümüzde bunlara Hazreti Peygamber'in benzemesinin ve benzetilmesinin imkan ve ihtimali yok. Ama buna rağmen niçin Medine'ye hicretten sonra bir devlet oluşturmuş? Niçin? Bu din indirildi, kitaplara kaydedildi, kitaplarda raflara konsun, bir kültür hazinesi olsun diye mi indirildi bu din? Bir İslam toplumu. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. Bu kitabı sana hak bir kitap olarak indirdik. Niye? Bu kitapta Allah sana nasıl göstermişse uygulamayı, ona göre insanlar arası meselelerde, problemlerde, müşkillerde çözüme ulaşmak üzere hüküm veresin diye diyor. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah sana nasıl gösteriyorsa. Peki şirk düzeninin hakim olduğu Mekke'de bunu Peygamberimizin yapması mümkün müydü? 13 yıllık deneme gösterdi ki mümkün değil, çünkü hayat hakkı tanımamış. Evet. Müşrik yapı, müşrik düzen hayat hakkı tanımamış. O yüzden işkencelerin her çeşidini uygulamışlar. Yani insan haklarının ihlallerinin zirve yaptığı günümüzde, bunun geçmişte örneklerini orada cahiliye şirk düzeninde de görüyoruz. Evet. Böyle bir yerde biz ne yapalım yani, elden ne gelir, teslim olalım bari. Ya da başa geleni çekelim, sineye çekelim mi diyecekler müminler? Diyebilirler mi? Böyle bir hakları var mı? Yok. O zaman ne oldu? Yine Allah'ın izniyle Medine vatan yapılmak üzere seçildi ve oraya hicret edildi. Hicret edildikten sonra da Medine Sözleşmesi bir ilk yazılı anayasa olarak da zikrediliyor. Bu neyi ifade? Anayasa dediğimiz zaman ne gelir aklımıza? Devlet gelir. Devletin temel nizamının ana ilkeleri. Medine'de bu gerçekleşti. Medine'de Yahudiler var mı? Var. Var. Efendim, münafık. Hristiyan az da olsa Hristiyanlar etrafta bulunuyor mu? Var. Var. Müşrikler var mı? Var. Var. O zaman bütün bunların Medine'de varlıklarını ve hayatiyetlerini sürdürmek üzere bir Medine Sözleşmesi yapıldı. O sözleşmeye ihanet etmeselerdi Yahudiler varlıklarını koruyacaklardı. İhanetin bedelini ödediler. O da onların suçu, onların kabahati. Yoksa Allah'ın Resulü'nün düzeninde herkesin hakkı teslim edilmiştir. Evet. Müstemen kavramı var. İslam ülkesine gelip de eman dileyenlere devlet değil, normal bir vatandaş eman verse devleti bağlıyor. Bir Müslümanın değerini düşünelim burada. Sokaktaki bir Müslüman, bir gayrimüslim eğer bu İslam ülkesine gelmiş, sığınmışsa, ben emniyet içerisinde yaşamak istiyorum burada ya da bulunduğum sürece, o vatandaş da diyor ki tamam, sen benim korumam altındasın. Ve bu devleti bağlıyor. Ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Evet. Şimdi bir de gayrimüslim olarak İslam ülkesinde yaşamayı kabul etmiş olanlar bir cizye bedeli karşılığı, bütün inanç esaslarına göre yaşama hakları yine devletin garantisi, emniyeti altında oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Bütün insanları kuşatan bir nizam, bir rahmet düzeni bu düzen. İşte bunu kurduğu zaman cahiliyenin bütün pisliklerinden insanları kurtaracak bir yapıyı oluşturuyor demek. İnsan hakları ihlallerinin olmayacağı ya da en azından en aza indirileceği. Çünkü bedeli var bunun. Cana kastetmenin bedeli candır. Cana candır. Evet. Mala kastetmenin bedeli var. Azalar gider değil mi? Hı hı. Irza kastetmenin bedeli var. Zina ve benzeri yolların karşılığı değil mi? Şimdi
bu düzenin işlerlik kazanması için, daha doğrusu bu anlayışın, bu dinin işlerlik kazanması için bir uygulama alanının olması lazım. O da nedir? Devletin çarkıdır. Devlet müessesesi, devlet kurumu. Eliyle zaten bütün dünya öyle yapmıyor mu? Yapıyor da haksızlıklarla yürütüyor bu işi. Zulümle yürütüyor bu işi. Güçlü olan, kuvvetli olanın zayıfı ezdiği. Güçlü olanın, kuvvetli olanın zayıfı sömürdüğü. Biraz hakkını savunmak isteyenlerin canına kastedildiği bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Evet. İşte böyle bir dünya olmasın diye Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde ne yaptı? Devlet kurdu. Böyle bir maksadı yoktu. Hani parti kuranlar gibi bu yolla devlet idaresini elimize geçiririz. Böyle bir şey yoktu. Bu hayatın bir zarureti, temel bir vazgeçilmezi olduğu için böyle oldu. Şimdi gelelim emanet kavramı içinde bu hadisenin dinimizdeki yeri nedir? Evet. İşte ayeti kerimeye tekrar dönüyoruz. Hangi ayet? Nisa suresi 58. ayet. Nisa suresi 58. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha ya'murukum. Allah size emrediyor. Neyi? En tueddul emanati ila ehliha. Emaneti ehline vermenizi. Emanet, ehliyet. Liyakat diyoruz değil mi? Hı hı. Liyakat. Şoförlük için liyakat gerekli mi? Gerekli hocam. Onun için ehliyetin var mı diyor değil mi? Otomobilin direksiyonunda gördüğünü durdurduğu zaman trafik polisi ehliyeti çıkar diyor. Ehliyet. Evet. Bak orada ehliyet çok önemli. Benim de kağıt üzerinde ehliyetim var ama direksiyona girmekten korkarım. Böyle olmayacak demek ki. Pratiği de olacak. Ehliyet. O arabaya binenler, şoför olan da dahil olmak üzere onların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde şoförlüğün gereklerini bilecek demek. Tamam? Evet. Peki bu kavram bir örnek tabii. Şimdi ehliyet neyi kastediyor burada? Çok şey var da bizim emanet fikri ile bağlantılı olan kısmı nedir? Emaneti ehline veriniz. Sonra devam. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ Bak insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. Devlet kavramını adalet kavramından ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Düşünürsek ne olur? Zulüm olur. Gene devlet olur ama adil değil, zalim bir devlet olur. Örnekleri var mı? Fazlasıyla var. Kur'an'dan var mı? Var. Firavun düzeni, Ebu Cehil düzeni, Nemrut düzeni. Bütün yani benzeri vaktiyle geçmişte pek çok dünyanın bölgelerinde tarih sahnesine çıkmış. Aynı zulümleri hatta biri birine bile rahmet okutacak. Rahmet okutulmaz da. Yani aratacak zulümleri irtikap edenlerin geldiği geçtiği bir dünyadan bahsediyoruz. Bunlar içerisinde adaleti hakkıyla tahakkuk ettirenler kimler olmuştur? Peygamberler olmuştur. Ve o peygamberlerin izinden gidenler olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh niye adalet kavramıyla birlikte anılır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıydı. Onun terbiyesinde yetişmiş ama uygulamaya sıra geldi mi kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bu ne demek? Yine Kur'an ayetiyle düşünelim. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ Adaletli adaleti ayakta tutmak için كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَى لِلّٰهِ ayeti var. Kûnû kavvâmîne lillâhi şühedâ bil kıst ayeti var. İki tane ayet. Adaleti ayakta tutmak için şahit,
adil şahitlik gerekiyor. Hakim şahitin var mı der. Evet. Delilin var mı der. İddia sahibine delilin var mı der. Ötekine ne diyorsun der değil mi? Mutlaka herkese bir şey söyler. Şahidin var mı böyle yapmadığına dair ya da böyle yapıldığına dair. Nefsinizin aleyhinde de olsa, ananız babanız aleyhinde de olsa, akrabanız aleyhinde de olsa, adaleti ayakta tutmak için adilane şahitlikten uzaklaşmayın talimatını vermiyor mu Kur'an-ı Kerim? Şimdi böyle bir yapıda ancak adalet tahakkuk eder. Hani kızım Fatıma da olsa, bir suç işlese, onun cezasını dinimin öngördüğü şekilde veririm dedi mi Efendimiz demedim. İşte adalet kiminle tahakkuk eder? Burada da örneği ortaya çıkıyor. O zaman gene dönüyoruz, o vasfa geliyoruz. Emaneti taşıma ehliyeti. Ne olacak? Peygamber vasıflarından bir defa emin olacak. Evet. Emaneti koruyucu olacak. Adil olacak. Adil olacak. Zaten emaneti korumanın temel anlayışı ayette de zikredildiği gibi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin diyor. Adaletle hükmedilmemenin bedelini de nasıl ödeteceğini bildiriyor. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında barındırılacaklardan sıralamada 7 grup sayılırken birinci maddesinde neye yer vermiş? Adaletli yönetici. İmamun adilun diyor. Adil imam, devlet başkanı, önder. Peki cehennemlikler sayılırken nasıl oluyor bu iş? Orada da zalimler liste başı oluyor. Ha, adalet, zulüm birbirinin zıttı. Emanetin zıttı peki ne? Hıyanet. Hıyanet. İhanet, hıyanet. Peki bununla ilgili de baktığımız zaman Hazreti Peygamber bir takım tarifler yapıyor, açıklamalar yapıyor. Neyle alakalı? Emanetle alakalı. Hı hı. Emanete kimler ihanet etmiş, eder? Zalimler. Zalimler. Bak şimdi hadisler şöyle geliyor. Diyor ki Buhari ve Müslim'den geliyor bu. Vallahi la yu'minu. Allah'a yeminle söylüyorum ki iman etmiş sayılmaz. Kıl. Bunu duyan sahabe hemen sormaz mı? Kıl. Men ya Resulallah. Kim? Kim mümin sayılmaz? 3 defa arka arkaya bunu söylüyorsun. Cevap, وَالَّذ۪ي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ بَوَائِقَهُ. Bevaik kelimesi, haksızlık, ihanet etmek. İhanetinden komşusunun emin olmadığı kimse. O zaman komşu hakkı ne olarak karşımıza çıkıyor? Bir temel İnsan hakkı olarak karşımıza çıkıyor ve emanet kelimesi içinde yer, Efendimiz ona yer veriyor böylece. Bu bir. İkincisi, yine Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam, El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların selamette olduğu kimsedir. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ. Peki mümin kimdir? Malları ve kanları hususunda insanların kendisinden emniyet içinde bulunduğu kimsedir diyor. Tarifi görüyor musun? Emanet kavramının içinde bizzat yer alan şeylerden bahsediyor değil mi? Evet. Başka bir hadis-i şerif yine Efendimiz'den bir arada konuşmalar yapardı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onlardan birinde la imane limen la emanete leh. Emanet vasfına sahip olmayanın imanı yoktur.
La imane limen la emanete leh ve la dine limen la ahde leh. Ahdine sadık kalmayanın da dini yoktur. Bizim en büyük ahdimiz nerede gerçekleşti? Elestu bi rabbikum da gerçekleşti. Dünyada bu ahdimizi tekrar ettiğimiz için de o ahdi koruyan olduk. Evet. Orada bu sözü verip de dünyada bu sözü reddedenler küfürden kurtulamadılar. Şimdi burada neyi görüyoruz? Emanet kavramı içerisinde neyi görüyoruz? Söze itaat etmek hocam. Sözü yerine getirmek. Emniyet telkin edecek etrafına. Yani la imane limen la emanete le. Hani bu kamil iman sahibi değil falan tevilleri yapılabilir. Hı hı. Ama metin aynen bu şekilde. Şimdi böyle baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devam ediyor bir münafık tarifi var. Ayetül münafiki selâtun. Münafıkın alameti üçtür. Evet. Münafıkı tanıtıcı üç özellik var. Birisi nedir? Konuştuğu zaman yalan konuşur. Diğeri nedir? Söz verdiğinde. Vaat ettiğinde sözünden cayar. Öbürü nedir? Konumuzda emanete. Tam da iç içe. Ve ize tümine hâne. Bir şey ona emanet olarak bırakılır. Yani. Bu emanete, o ise bu emanete ihanet eder. Şimdi bak, devamı çok önemli. Ve in sâme ve sallâ ve zâime ennehu muslimun. Böyle bir kimse oruç tutsa da, namaz kılsa da, de kendine sorulduğu zaman ben Müslümanım dese de diyor. Münafıkların vasıfları bu adamda vardır, mevcuttur diyor. Böyle bir adama değerlerinizi emanet olarak bırakabilir misiniz? Bırakamazsınız. Ya dünyevi bir değeri bırakmazsınız. Ya siz din diye bir değeri böyle bir haine nasıl bırakacaksınız? Geleceğinizi böyle bir hıyanet içinde olacak olana nasıl bırakabilirsiniz? Bakın, en büyük emanet dindir. Bu dinin gelecek nesillere ulaştırılması lazım gelmez mi? Hangi yolla olacak bu? Bakın, devlet kavramı burada gene çok önem taşıyor. Okullar diyoruz değil mi? İlkokuldan öncesi de var, sonrası da var. Üniversiteye kadar. Kimin gözetimi altındadır? Devletin gözetimi. Öyle de olması gerekir. Çünkü orada kimin ne yaptığının bilinmemesi halinde çok ihanet odakları oluşur ve kaleyi içten başkaları adına fethetmek için hıyanetlerini sergileyebilirler. Hıyanet kadroları böyle oluşmadı mı? Evet. Bugün yurdun dışına sığınıp da başkalarının ülkelerine sığınıp da ülkesine ihanet eden odaklar yok mu? Var. Aktif bir şekilde hem de bulundukları yerlerden aktif bir şekilde ihanetlerini sürdürmelerini görmüyor muyuz, duymuyor muyuz? Böyle bir tarif yaptı. Başka bir hadiste de dört şey diye başladı ama madde aynı madde. İde tümine hâne. Yani emanet olarak bir şey bırakıldığı zaman ona ihanet eder diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gelelim, geçmiş peygamberlere bir örnek vermiştik de. Evet. Ama Kur'an bir örnek olsun diye sadece. Kur'an onları bize tarif ederken, mesela Şuara suresinde, bütün peygamberlerden haber verirken, nasıl haber veriyor? İnni lekum rasulun emin. Peygamberler tebliğlerini yapıyorlar ve o cümle tekrarlanan İzkâle lehum ehuhum Ebu nedir o? Salihun elâ tettekûn İnni lekum rasulun emin fettekullâhe ve ati'ûn ve mâ es'elüküm aleyhi min ecrin ecri illâ alâ rabbil âlemin derken hep nasıl tanıtıyorlar? Ben size Allah'ın seçtiği güvenilir, emin bir peygamberim diyor. Efendimiz Muhammedül Emin zaten peygamber olmadan, çünkü gelecekte onu mahcup etmemek üzere Allah Celle öyle korumuştur ki, daha önceki hayatiyeti bile peygamberliğin sorumluluğu taşıyacak kişi olarak ortaya konmuş. Şimdi anlıyorum, vakit daraldı galiba. Evet hocam, vaktimiz daraldı. Şimdi emanetin
zayi edilmesi de, tabii mevzu o kadar uzun ki, emanetin zayi edilmesiyle alakalı bir hadisi de burada zikretmemiz lazım. Evet. Bir zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşma yaparken, tam o konuşma esnasında geliyor ve bir soru ediyor. Diyor ki, kıyamet ne zaman kopacak ey Allah'ın Resulü? Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz metessa'at diye soru böyle geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hemen cevap vermiyor. O da müthiş bir edep örneği. Yani soruyu ne zaman sorman lazım geldiğini bak öğren. Bak ben şu anda bir şey konuşuyorum. Bu lafın arasına girme. Şu televizyon programlarına dikkat ediyorum bazen. Adamın lafını ağzında bırakıyor. Hemen müdahale ediyor. Ya bırak adam maksadını anlatsın, sonra sen de anlat. Evet. Ya bir edep tahtında olsun. Neslimize de bir güzel örnek olsun. Ama bunlar öyle güzel örneği verecek yapıda değil ki. O kabiliyeti kazanamamışlar ki. Niye? Kur'an'dan bir haber bırakılmışlarsa, peygamberden, onun ahlakından bir haber yetişmişlerse onlardan da fazla bir şey bekleyemezsin. Ama bu vesile olsun da onlara kulağını da küpe olsun. Efendimiz söyleyeceklerini söyledi. Sonra dedi ki, o soruyu soran nerede dedi. Adam dedi ki, benim ya Resulallah. Ha. O zaman dedi ki, İza zî'atil emanetu. Zâ'a zî'a. Kayboldu, kaybedildi. Zayi oldu. Zayi edildi. Emanet zayi edildiğinde fentadirissâ'a. Kıyameti bekle. Kıyamet. Kıyamet, bir şahsın kıyameti ölümüyle gerçekleşir. Evet. Bir milletin kıyameti dünya sahnesinden silinmesiyle. Bir kavim vardı, filan yerde, filan tarihte demiyor muyuz? Evet. Sonra helak edildi, gitti. İşte onun kıyameti öylece kopar. Bir de umum kıyamet vardır. Bu alem, bu düzen son bulacak. Böyle bir kıyamet. Efendimiz ne diyor burada? Emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle diyor. Demek ki mevcut düzen, nizam yıkılacak, bozulacak demektir bu. Bunu illa şahsın ölümü olarak almamıza gerek yok. Ama bir toplumun dünya sahnesinden çekilmesinin en temel vurgularından birisidir ki tarihte bunun örneklerini çok gördük. O zaman emanet böyle bir değerde ise buna sahip çıkmak gerekir. Peki Efendimiz'e soru soran tekrar soruyor. Keyfe idaatuha? Ey Allah'ın Resulü, emanetin zayi olması nasıl olur? Şimdi cevaba bak. Fekale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ vussidel emru ilâ gayri ehli fentadirissâ'a. İş ehil olmayanlara tevdi edildiği zaman kıyameti bekle. Zayi olur. Buradaki iş nedir? İşte bir ülkenin geleceği. Bir ülkenin geleceğiyle alakalı iş, Efendimizin Medine'ye hicrette yaptığı iştir. Devlettir, yönetimdir. Çünkü her şeyinizle geleceğiniz bu devletin yapısı ve politikalarıyla, ilkeleri ve hedefleriyle alakalı bir şeydir. Nesliniz küfre düşmesin istiyor musunuz? O zaman yönetim ehliyet ve liyakatında temelinde iman olan, temelinde ahlak, İslam anlamında ahlak olan, temelinde ibadet olan, temelinde insan haklarını koruyan muamelat dediğimiz esasları hayat sahnesine çıkarmayı hedefleyen, gerektiğinde insan haklarına vakı tecavüzleri yine Allah'ın rahmet dininin öngördüğü ölçüler içerisinde müeyyideleri uygulamayı göze alan değil, vazife bilen bir yapı ancak bu emaneti koruyabilir. Bu emaneti Amerika Cumhurbaşkanı'na verebilir misin? Veremez. Fransız Cumhurbaşkanı'na verebilir misin? Veremez. Alman Başbakanı'na verebilir misin? İsrail'in o zulüm devleti
terör devleti, o Siyonist yapısının başındaki adama verebilir misin? Veremez. Veremezsin. Peki onların kuyruğuna takılmış olanlara verebilir misin? Veremez. Veremezsin. Allah istikamet versin. Onlara meyledip, onlara örnek alanlara veremeyiz hocam. İşte o onlara meyledip, ya, evet. Zalimlere meyletmeyin diye. Evet. Onları taklit eden, onların arkasından hayat ölçülerini kendine hayat ölçüsü olarak alan ve yapıyı, Müslüman kimliği bu manada zaman içinde yok etmeyi de hedefleri içerisine koyan, o dünyanın gücü kuvveti egemen kılmak isteyen zalimlerinin projelerine destekçi olmayı göze alabilen, çıkarlarını, menfaatlerini, ülkesinin menfaatlerini değil de o ülkelerin menfaatlerinin bekçiliğine soyunanlara sen bu emaneti teslim edebilir misin? Edemez. Ha, edersen hayat sahnesinden silinebileceğin tehlikesini, evet, de görmen lazım gelir. Allah bizi böyle bir imtihanda başarısızlığa mahkum olanlardan eylemesin. Amin hocam. Bu emanet şuuruna sahip olmayı, emaneti teslim edeceği kimselerde bulunması lazım gelen vasıflara dikkat etmeyi. Şu vasfa sahipse bu emaneti ben ona teslim edebilirim. Niye? Kendim, geleceğim emniyette olacak. Çocuklarımın geleceği emniyette olacak. İmanım, ahlakım, dini değerlerim, kültür, dinle uyuşan iç içe kültür değerlerim korunsun diye olacak bütün bunlar. Ülkem küfür istilasına, işgaline uğramasın diye olacak bütün bu değerlendirmeler. Ondan sonra da herkes kararını verecek ve bir de eskiden birilerini tayin ediyorlardı, önümüzde başımızda buluyorduk. Ne yapalım diyorduk. Şimdi öyle değil. Biz başımızda görmek istediklerimizi kendimiz seçiyoruz. Evet. Kendi sorumluluğumuz irademizi. Şimdi o kadar çok artıyor ki işte bu ayetlerin, bu hadislerin anlattığı şey bu sorumluluğun şuuruna ermek, bunu, evet, sağlamaktır. Allah bizi merhamet, rahmet dininin esaslarıyla yeniden buluşanlardan eylesin. Amin. Nesillerimizi de gelecekte bu değerlerimiz ile iç içe yaşayacak nesiller olarak yetiştirecek yapıyı oluşturmayı, böyle bir yapının oluşmasında niyetini beyan edenlere sahip çıkmayı, gerektiğinde onlara hesap sormayı, gerektiğinde istikamet vermek için bir de bu sorumluluğumuz var değil mi? El emru bil maruf ve nehyu anil münker. İyilikleri emretmek gibi bir görevimiz var. Kötülüklerle mücadele etmek gibi de bir görevimiz var. Bu ümmetin temel vasfı da budur. Allah, Müslümanız ama bu şuurla, bu idrak ile dini celili İslam emanetine sahip çıkmayı ve korumayı cümlemize nasip eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben seyircilerimize veda edeyim. Sonrasında sizin duanızla programımızı nihayet erdirelim. Kıymetli seyircilerimiz, bugün Sultanahmet Camii Mekte ve Mektar İmam Hatip'i Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte emaneti ehline vermekten bahsettik. Efendim Rabbim cümlemizi kendisine layık kul, Habibine layık bir ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Emaneti de ehline vermeyi, özellikle bulunduğumuz vazifelerde liyakat sahibi olan insanlara vermeyi cümlemize nasip eylesin. Ve Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği emanete de en güzel şekilde sahip çıkıp, koruyarak son nefesimizde o emanete sahip çıkmış bir şekilde verebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli hocamın duasına şimdi canı gönülden hep birlikte amin diyelim. Ben şimdiden size veda edeyim. Efendim tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyorum. Programımızı takip ettiğiniz için size, değerli seyircilerimize ve değerli dinleyicilerimize, Vav Radyo'dan bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamın duasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Amin. Amin. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim vahdina ve vaffikna ilal hakki ve ilal necati ve ila tariqin mustakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulike kerim fa'fu anna ya kerim fa'fu anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن ورحيم olan Mevlamız, Rabbul Alemin, bütün alemlerin Rabbi olarak varlığımızı kendisine borçlu bildiğimiz Rabbimiz, bizi, sıkıntılarımızı, ihtiyaçlarımızı en iyi bilen, bizi senin yolundan çevirecek tehlikeleri en iyi bilen, gören ve bunlardan bizi korusun diye içimizden seçip terbiye ederek peygamberlerini gönderen ve gönderdiği peygamberlerin imamı olarak da bizi Muhammed Mustafa'ya davetine icabet edici ümmet kılan Allahu Zülcelal'imiz olarak sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rab. En büyük emaneti, din emaneti olarak, en büyük nimet olarak bize lütfettiğin için nihayetsiz hamdü senalar olsun. Rahmetellil alemin olarak gönderdiğin, hayatının her alanı örneklerle dopdolu, hiçbir tarafında mahcup edecek bir örneğini göremeyeceğimiz rahmetellil alemin olarak seçtiğin Muhammed Mustafa'yı bize peygamber olarak, rehber olarak seçip gösterdiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz. Hamdlerimizi, senalarımızı, övgülerimizi kabul eyle ya Rab. İlahi, bu fani dünyada ebedi ölümsüz ahireti kazanalım diye bizi bulunduruyorsun, bu dünyada yaşatıyorsun. Ve biliyoruz ki bu dünyadan cennet de kazanılır, cehennem de kazanılır. Biliyoruz ki bu dünyadan senin rahmetin de hedeflenebilir ama başkalarının dostlukları da hedeflenebilir. Ya Rab, bizi kendine dost olanlardan eyle. Bizi seni dost bilenlerden eyle. Habibin Muhammed Mustafa'yı dost bilenlerden eyle. Dost edinenlerden eyle. Ya Rab, bizleri senin peygamberinin davetine icabet ederek tereddütsüz ne getirdiyse doğrudur diye tasdik etmiş Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin, razı olduğunu bildirdiğin sahabe-i kiram hazaratının yolundan ayırma, onların dostluklarından uzak eyleme ya Rab. Ya Rab, innemâ veliyyukumullâhu ve rasûlüh buyurdun. Sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. Namaz kılan, alnı secdeli olan müminlerdir. Ve hayatları müddetince de hep Allah'a itaat üzere olan müminlerdir sizin dostlarınız buyurdun. Ya Rab, o dostlarımızın yolunda yürümeye ve bu yolda lütfedeceğin hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle ya Rab. Senin dostluğun var iken başka dostlar arayanlardan eyleme. Amin. Senin dostluğun var iken Resulullah'tan başka dostlar arayanlardan eyleme. Amin. Senin iman etmiş kullarının dostluğu var iken başka dostlar arama dalaletine, sapıklığına düşenlerden eyleme ya Rab. Amin. Bize Fatiha suresinde öğrettiğin dua ile senden diliyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rab, bizi sırat-ı müstakime eriştir. Sırat-ı lezîne en'amte aleyhim
kendilerine peygamberlik nimeti verdiklerinin yoluna eriştir, ulaştır ya Rab. Gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil, veladdallin, senin yolundan sapmış, dalalete düşmüş sapkınların yoluna da değil. Bu şekilde bize bu duayı dahi öğrettiğin halde bunu yokmuş sayarak yine gazap ettiklerinin yoluna giren, dalalete düşmüşlerin yoluna giren ve dostlarını onlar arasından seçen gafillerden dalalete düşme tehlikesi üzerinde bulunanlardan eyleme ya Rab. Böyle bir yanlışa giriftar olan, böyle bir yanlışa tevessül edenleri de o yanlıştan en kısa zamanda dönmelerini nasip eyle. Senin dostluğunun üstünde bir dostluk tanımayacakları, Resulünün dostluğunun üstünde bir dostluk tanımayacakları, senin iman etmiş, alnı secdeli, ihlaslı, samimi kullarından başka bir dostluk aramayacakları şuura, basirete ermelerini nasip eyle ya Rab. Biz Efendimiz nasıl dalalete düşmüş, küfre düşmüşlerin bu halinden üzüntü duyuyor idiyse ve neredeyse nefsine kıyacaksın tesellisine muhatap olmuşsa biz de onun ümmetiyiz. Hiç kimse senin dostluğunu bırakarak, Efendimizin dostluğunu bırakarak, müminlerin dostluğunu bırakarak, kafirlerin dostluğuna soyunmaları sebebiyle onların başına gelecek felaketler onların da başına gelsin istemiyoruz ya Rab. Dolayısıyla onlar için de hidayet istiyoruz. Kendimiz için istediğimiz gibi böyle bir hatayı değişik tesirler altında, şeytani algı operasyonları tesiri altında işlemek üzere bulunan kullarına da uyanıklık, basiret ihsan eyle, hidayet yolunun değerini bilmeyi ve o yolda kalmayı nasip eyle. Amin diyen, bizimle bu dualarımıza iştirak eden bütün kullarına ya Rab, kalplerin hakimi olan sensin. Yanlışları tercih istikametinde, nefislerine uyma noktasında bulunanların kalplerini çevir ya Rab. Batıldan hakka çevir ya Rab. Batılı terk etmelerini, batılın tehlikesini görmelerini nasip eyle ya Rab. Amin diyen bütün kardeşlerimizin, soyumuzdan gelecek nesillerimizin her birerleri için istediğimiz şey İbrahim Aleyhisselam'ın istediği şeydir. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti demişti. Rabbim beni namaz kılanlardan eyle, hakkını vererek namaz kılanlardan eyle, soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Beni ve oğlumu samimi birer Müslüman eyle. Nasıl bu duaları yapmışsa biz de o dualarla nesillerimizin geleceğiyle ilgili taleplerimizi arz ediyoruz. Bizi de nesillerimizi de razı oldukların kervanında yürüyenlerden eyle ya Rab. Gazaba uğrattıklarının, dalalete düşmüşlerin yoluna girmekten bizi de nesillerimizi de muhafaza eyle ya Rab. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. En büyük emanet olan din emanetinin zayi edilmemesi için bu emaneti üstlenen müminler olarak bu emanetin hakkını verebilmemiz için, bu emaneti koruma noktasında gerekli müesseseleri, kurumları oluşturarak onlara işlerlik kazandıracak hayırlara imza atmaları için idaremize talip olanları bu istikamette yürümelerini temin etmek için, bu istikamette yürümeleri için sırat-ı müstakim yolunun önünü açman için rıza lillahi teala el Fatiha.